Merhaba. Ne oldu ya? Abi. Ne oldu abi? Alkan Cambaz. Bu neydi? Evet. Alkan hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle kurtaracağız durumu. Sen komedi illüzyon dalına katılıyorsun. Hayır öyle değil. Normalde ben sizinle... sadece komedi de olabilir. Komedi illüzyon, yeni dal. Evet. Böyle başlamayacaktım. Hani bir gülünç olsun, komiklik olsun. Bu yüzden böyle girmek istedim. Arkadaşım o neydi kutun? Ne alaka ya? Bence çok güzel yaptın yalnız. Arkadaşlar değil mi? Bütün elektriğimi aldın şu anda. Hakikaten gösteri her zaman iyi başlayacaksın, iyi bitireceksin derler. Çok sert bir başlangıç oldu. Yani kotayı en sıfır derecede tuttun. Evet, deniz seviyesindesin şu anda, kabul ediyorum. Tamam. Biraz iyimser ama kabul ediyorum. Tamam, öyle diyelim. Bile iyimser değil mi? Peki. Bu gösteri değildi yani, gösteri şimdi daha yeni başlayacağım. Tamam, biz onu istersen... Peki bu neydi abi, ne yaptın sen bize? Yani tamam bize ne... Hatta bunu şey yapmayalım, yayınlamayalım. Sevgili izleyenler, arkadaşım bölümü atılırsa diye söylüyorum. Arkadaş sahneye geldi. Biz hakikaten garip görünmüyoruz yani. Bir perde indi, kova çıktı, kendi çıktı. Biz hiçbir şey anlamadık, şimdi devam ediyor. Ama gösterinin hiç alakası yokmuş, başka bir şey yapacakmış. Buyur kardeşim. Buyur, buyur. O zaman Alkan söz sende. Gayet güzel başlangıç. Tamam. Ya, asıl başlangıç şimdi. Seni izliyoruz. Tamam. Buraya gelmeden önce kendime bir kahve yapmıştım ben. Bu bardakla beraber sizin yanınıza gelmek istiyorum. Ben emin değilim. Ve gösterimi orada devam etmek istiyorum. Tabii ki. Bence ıslanacağız. Bence de. Biz gidiyoruz, eğleniyoruz. Seninle alakası yok kardeşim. Ha, sen devam et. Bizim kendi aramızda. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkürler, nasılsın? Şöyle bir tadına bakayım kahvemin. Tadı güzel de bayağı bir soğumuş. Şöyle dikkatli bakalım. Bir, iki, üç. Böyle bir gösteriydi öyle. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyorum. Etsin abi. Acun abi, iki avucunu da şu şekilde açabilir misiniz? Elimde 4 tane kart var. Bu... Ben böyle bir şey görmedim ya. Birinci joker. Bu ikinci joker. Yine şöyle bir şey. Şunları alalım. Kapalı bir şekilde koyacağız. Şöyle. Şu birinci joker. Şu ikinci joker. Bu jokerle bu jokeri değiştireceğim. Şimdi iki joker bende. İki joker de sizde. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane joker var yani toplamda. Şimdi 3'e kadar sayacağım. 3'e kadar sayacağım. Kartları ters çevireceğiz. 1, 2, 3. Görüyor musun? Ve gösteriye sizinle devam etmek istiyorum. Böyle bir gösteriydi anlayacağız. Ben de orada kaldım. Kontrol edip karıştırayım mı? Evet. Yeter mi? Yeterli. Buradan herhangi bir tane kart almanızı istiyorum. Seçtim. Ben görmeyeyim kartı. Tamam. Şimdi ona imza atmanızı isteyeceğim. İçine mi? Evet, iç tarafına ama ben görmeyeyim kartı. Arkanı dön o zaman. Tamam. Bu ne güvensizlik çocuğa ya. Tamam. Tamam. Şimdi... Saklayacak yerim yok. Evet. Kartınızı destede herhangi bir istediğiniz bir yeri koyun. Tekrar geri koyalım. Evet. Tamam. Hatta şunu tekrar alın siz. Karıştırın. Şu şekilde karıştırın. Tamam. Bütün talihsizlikler bende bugün. Bir şey olmaz ya. İnşallah seçtiğiniz kartı buluruz. İnşallah. Buyurun. Çok enteresan biri. Değişik bir arkadaş. İnşallah. Bana bulamayacak gibi geliyor. Bulurum. Bulur musun? Bulurum. Söz ver. En alttaki kartı göstereceğim. Seçtiğiniz kartı seçtiğim kart değilse değil deyin. İşte kartınız. Değil. Yine mi olmadı? Tamam, o zaman bu kartı elinizle kapatın ama hiçbir şekilde görünmesin. Tamam. Şimdi elime bir de kartlara konsantre olun. Şimdi açıp bakmanızı istiyorum kartı. Sizin seçtiğiniz karta dönüşmüş. Hatta şöyle bir şey, Özge Hanım, siz jüriye yeni katıldınız. Bizde aksilikler oldu bayağı, şöyle size bir 20 lira vereyim ben de. Yok, yanlış anlaşılmasın yani, gösteri amaçlı. Şuraya koyalım. Yanlış anlasak ne olacaktı? Bana 20 lira veriyordu. Jüriye yeni geldin diye 20 lira vermek. Jüriye yeni geldiniz. Murat Bey, bu gösteriye de sizinle devam edin. Eyvah. Şimdi. Öteki gösteri bitti mi bu arada? Yok, onu dönecek. Onu döneceğiz. Bir şey dönüşecek o. Parmağınızı koyup bir tane kart almanızı, fakat siz dahil kimsenin bakmamasını istiyorum. Değiştirmek istiyor musunuz? Hayır. Tamam, alın kartınızı. Tamam. Ben bakmak istiyorum ya. Tam bakın şimdi o zaman kartınıza. Bakayım azıcık. Ben mi bakayım? Murat baksın mı? İkiniz, herkes baksın. Hayır. Seyirciler de dahil olmak üzere herkes bakabilir. Ben buna tabii tahminimi yazmıştım. O yüzden parayı sakladım. Seçtiğimiz kart bu muydu? Hayır. Aman ha. Seçtiğiniz kart bu muydu? Hayda. Şöyle kontrol edebilirsiniz parayı da. Oymuş. Eser Bey, siz de gösteri yapmadan gitmek istemiyorum. Gerçi sona kaldınız. Valla seninle konuşurken dilim kemiğim durdu yani. Size de kontrol ettiğim kartları. Bütün kartlar farklı. Siz de aynı şekilde bir yere parmağınızı koyun. Fakat siz dahil kimse bakmasın karta. Bu cümleleri ezberledin mi sen ya? Alın. Al. Değiştirmek istiyor musun? Hayır. Tamam. Yakaladın orada valla, hiç değiştirmeyeceğim. Güzel. Şimdi. Bakın kartınıza. Ben de görebilirim, fark etmez. Herkes görsün o kartı. Tamam. Nereye gösteriyorum abi? Herkese gösterebilirsin. Bu. Sen de görecektin değil mi? Benim görüp görmemem fark önemli etmez. Ben zaten biliyordum o kartı seçeceğinizi. Nereden biliyordun? Çünkü bu gösterimi de şöyle tahmin etmek istiyorum. Herkes sahneye bakabilirse. Ne oluyor? Ne yapıyorsun Ali? Tamam. Tamam ya, evet diyorum ben, evet. Evet, tamam. Yeter. Oğlum, bu ne erotik oyun ya? Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Öyle mi? Yani beni son gösteri yaptı ya, sona kalan dona kalırın cevabı. Aynen. Uygulamalı gösterdi onu vallahi. Öyle bir şey yok ya. Evet. Eser. Vallahi çok gayri ciddi başladın gösteriye. Beklentimiz gerçekten yerlerdeydi. Sonra böyle bir mizahi bir yere gittin. İfadelerin falan böyle bir garipti. Böyle hem eğlendik hem de numaralar da güzelleşti, değil mi? Ben öyle hissettim. Evet. Yani. Teşekkür ederim. Bu senin bu diyalogları bilerek mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten böyle... Yani kendimi öyle acaba? Ben onu çözemedim. Ya bilerek mi? Bir donuk böyle. Ya ben tanıyorum kendisini. Öyle mi? Gerçekten çok sempatik bir arkadaşımız. Süper, evet, tamam. Yani daha önceden de geldi. Yani doğal haliyle o masum bir tarzı var. Sen ne iş yapıyorsun normalde? Normalde bizim bir kafe tarzı dükkanımız var. Orada ailemle birlikte çalışıyorum. Çok tarzı ne demek? Yani ne oluyor? Kafe tarzı? Hem kafe hem sandviç hani. Ya Eser, yani neden? Ya, neden? Kafe tarzı, hayır ya, çocuğu niye zorluyorsun? Bizim kafemiz var demedik, kafe tarzı bir yerimiz var deyince ben de... Hayır, kafe tarzı dükkanımız işte yani. Tarzının işte içinde ne var dedim, sandviçmiş o, öğrendim ben. Anla işte oradaki tarzı. Demek ki kafede eğer sandviç satarsan kafe tarzı oluyormuş, ben bunu şu an öğrendim. Kafe tarzı bir yer. Ya... Neyli sandviç var orada? Ya. Sucuk, salam, sosis. Karışık var mı? Var. Valla bana soruyorsan gösteri tam bir hayal kırıklığıydı. Ama senin ayrı bir büyün var. Çok garip bir şey bu. Gerçekten öyle. Yani insanı böyle bir neşelendiriyorsun, mutlu ediyorsun. Ben bu paketi gösterinin içine sokuyorum. Öyle bakıyorum. Yoksa şu yaptığın gösteriyle benden evet alma şansın sıfır. Ama bizi bu kadar güldürdün ki ve değişik bir enerjin var. Bir de amatör olman. Hani bir kafe işiyle uğraşıp bir yandan da bu işi yapıyor olman bence kafe çok tarzı büyük artı. O yüzden ben pozitifim ama ikinci turda seyirci karar verecek. Senin bambaşka şeyler yapman lazım eğer kalırsan. Peki, oylamaya geçelim. Ben evet diyorum. Şimdilik evet. Evet. Teşekkürler. Hemen bir uyarı yapsın, uyarı. Kardeşim ya, bir uyarı. Bak şimdi. Bu sene böyle bir moda oldu böyle bir. Olmasın uyarı. Bir uyarı. Eser Bey. İşte şu an var ya yüzünün ifade, ona bayıldım ben ya bak. Olmasın Eser Bey. Ne fark eder ki? Hayır alsan geçiyorsun. Kalıyor, çok güzel. Abi bence de senin asıl illüzyonun kendinsin yani. Sunum şeklin, duruşun. Teşekkürler. O yüzden ben de çok beğendim. Evet diyorum. 4 evetle oluyoruz. Bravo. Böyle yapacağını bilseydim hayır derdim vallahi.